Ceylan hoş geldin. Sen neler yaşamışsın böylece? Çok. Sen daha 48 yaşındasın. 45. 45 mi? Evet. Daha da ki gençsin. Kocan kaç yaşında? 62. 62 yaşında. Evet. Peki bir anlat bakayım. Sen şimdi ne demek bir kadın kolay kolay böyle demez. Ben evde dost hayatı yaşadım. Kocamla sanki başka bir kadınmıştım gibi. Aynen. Ne diyorsun orada eltilere sanki gelin gelmişim gibi. Ya diyorum ya nasıl desem ki ya. 23 sene sanki şey gibi kitap olur yazsam. Yemin ederim kitap olur. Neler yaşadım bir anlat bakalım. Ya şimdi bunlar bize diyor geldi. Biraz sesini yükseltir misin? Bunlar bize geldi diyor. Babam 3 günün içinde verdi. Geldik. Neyse gece konuda oturmuş zaten ikinci karısını kafaya dermiş. Affedersin böyle sopalar böyle palta sapları yemin ederim. Ama bilmiyorum. Sonradan öğreniyorum. İnsan varır mısın? Aynen. Keşke araştırsaymış ailemi... baban. Çok da kızdım. Zaten doğru konuşmuyorum bile bazı şeylerden dolayı onun için. Niye derseniz, baba dedim ya bunu verdin yani ikinci evliliğim olduğu için. Baba dedim bir gideyim de bir bakayım. Ha. Ben dedi. Affedersiniz ben dedi şey kızını dedi arkasında getirttir dedi. Laf ettiremem kendime dedi. Neden canım sen nereye gideceğini insan görmek istemez neyse, mi? Neyse öyle böyle derken affedersin. İlk arabaya bindirdiler getirdiler. Sen gördün mü peki daha önce? Oh, hiç görmedin oh, mi? Aranızda yaşta var sizin. Aynen nerede sen göreceğim? Sen 45 o 62. Diyorum ya kitap olurdu Aydan. Sen yemin ikinci ederim. Evleniyorsun diye mi böyle bu kadar şey yapmadılar? Halbuki ne var yani ya, olabilir? Ya kendisi ne bileyim ya. Affedersin ikinci, birincisi iç geçiyordu çalıştırmıyordu onu boşadım. 4 sene nikahım sürdü kendim. Ha. Buna da dediler ki abdestle namazdı mesela teyze hala. Ha. Dedim iyi olsun herkes konuştu etti en sonunda Ceylan sen istiyor musun? Her şey bitmiş. Her şey konuşuvermişler. Dedim tamam. Herkes bu kadar iyi bir şey söylediğine göre. Aynen. Dedi işte öyle zamanlar oldu ki. Ben dedi senin babanı dedi. Bak. Yıllar sonra bunu mu söyledi sana? Aynı yıllar sonra zaten lafı eğer üstüne var. Bir sıkıştığı zaman zaten söylüyordu. Annenin dedi babayın dedi. Bir dedi saman eksik yani diyor. Kafası çalışmıyor diyor. Ha. Saman gibi diyor. Belki inanmazsınız Ayda Hanım. Nasıl anlatsam ki? Bir anlat bakalım. İlk evlendiğimiz gün bu adam diyor bu yaşlıymış, zenginmiş, fakirmiş, ne bileyim nasıl desem çirkinmiş, güzelmiş. Onlar hiç gelmiyor aklıma. Ne geliyor aklına? Evde dursa da diyorum benimle gitmese işe. Sevgiye muhtacım. Ha. Anlaşılmaya muhtacım. Anam öyle yanımda böyle kalsın. Öyle böyle derken bu adamı tanıdım. Yemin ederim bir ay sürmedi. Gitse de hiç gelmese dedim. Ne dedin? Gitse de hiç gelmese. Bir ayda hemen. Aynen öyle. Nasıl çıktı peki koca? Nasıl çıktı ya? Nasıl desem sorunlu bir insan. Acayip sorunlu. Derecesi fazla yani. İnsan kadın kadından kıskanılır mı ya? Kadından da mı kıskanıyorsun? Aynen seni? Öyle. Yemin ister inanın ister inanmayın. Yemin canım, ederim. Ama kendisinde tabii söz hakkı var da. Bir anlat bakayım. Ne diyecek zaten? Söylediğini söyleyeyim önce. Yapar yapar. Ben yapmadım. Ediyor. Ben etmedim. Böyle. İyi sen yapmadın da ben. Mesela tartışıyor. Mesela sen beni sinirlenir ben de seni. Ha. Öyle değil mi? Ha. Sen diyor. Şeysin diyor. Kafan basmıyor bir yere diyor. Bunun diyor kafası basmaz diyor. Çocuklarımın yanında. Ha. O çocuklarına ne çektiğimi ancak ben bilirim. Yemin ederim ben bilirim. Allah'tan başka kimse bilmez. Öyle böyle dedikler. İnanır mısın? İnsanlardan da soğudum. Yemin ederim. İyi insanlar da çok. Gerçekten. Nasıl anlatayım ya? Çocuklardan ne çektin? Ya diyor ki büyüdükçe aklılar yedi küçükken bilmiyorlar da. Büyüdükçe. Sen bunu nereden buldun? Seni sormadın mı? Bu nasıl baba? Büyük kızım kaçtı ve dedi ki ben bıçaklarım öldürürüm onu dedi. Yemin ederim ister inanın ister inanmayın. Ben bunu kızımı kurban olayım yapma. Gençliğin gider. Tabii hayatım biter. Zaten iyi günler yaşamıyoruz. Bunlar öz çocukları mı? Öz. Senin senden olan çocuklar bunları söylüyor. Evet aynen. Peki nasıl bu hale geldiniz siz? Öyle kötü ben. Baştan bir anlat sen bir ayda adam yanımdan gitmesin dediğin adam aman ya, gitsin de. 11'de gelirdi sen var mısın yok musun? Abi desin bir misafir çağırıyor, kardeşini çağırıyor, şey diyor, var mısın yok musun demiyor. Ay, yiyecekten dolayı var mısın yok musun demiyor, çağırıyor. Para getirirse olur.
Aynen. Eve getirirsen. Siz çorba pişirdiniz, dayak yediniz mi? Hanımlara soruyorum. Ben yedim. Çorba pişirdin diye. Aynen. Niye? Pişirdin diyor. Bir de onu kafama döktü. Neden ama ya? Nasıl bir adam bu böyle? Ya, alırsan pişirecek işte. Ya zaten diyorum ya, ilk avradı kaçmış gitmiş. 3 aylık bir çocuğu ölmüş, 6 aylık çocuğu ölmüş. Aynen. Bunun ikisini demedi. Annesinden babası var. Rabbime havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten. Niye? Şey dedi ay dersin. Biri demiyorlar, ikincisi diyor. Anlaşamıyordu da yalançı dedi ay dersin. Paçaklıydı da şöyleydi de böyleydi de. Paçaklıydı nedir ya? Yani paçaklı şey ne? Diyor. Pasaklı mı? Ha pis ha. Diyor yani ev şey diyor. Allah Allah dedim. Bir gün devlet hastanesi ona gittim. Onun dayısının kızıyla karşılaştım. Paçaklı olanı. Evet. Kız anam dedim. Böyle de Yasin Gündüz mesela Osman Gündüz deyince. Allah bir yok dedi. İşte bu benim dayımla dedi evlendi dedi. Maşallah gümbür gümbür zımbır zımbır dedi. Tövbesi. Abi dersin ne derler bilir misin? Daha kavuşmaz da insan insana evet. Karşı. Gerçekten öyle. Sen benim... eski eşinin akrabasıyla denk geldin. Aynen öyle. Ne dedi peki sana konuştu mu? Konuştu. Ama nereden aldım buldum onu sen dedi. Eski enişteleri. Aynen. Dedim sonra ya Rabbim o kalıyor tabii. Bu bizi çekemiyor. Bir bizi kıskanıyor. İyi. Hadi halanızın kızı da mı seni çekemedi kıskandı? Ya hadi o da mı kıskandı? Allah Allah çok kıskanç demek ki. İşte bunları evlenmeden önce bilsen ona göre. İyi kurban oldum zaten almam işte diyorum ya bunları düşüne düşüne inan kendi ailemden de buz gibi oldum. Peki Ceylan sen buyur. Böyle bir şey bir kadınsın hani girişken konuşkan da bir kadınsın. Acaba ondan mı güzelsin de? Ağır geldim evet. Ha? Ağır geldim. Bunu fazla ağır mı geldin acaba? Aynen. Bir de çok gençsin. Ağır geldim ya. Öyle mi diyor da gözün yani daha da geçen gene. Sen diyor kaldın da diyor. Ben seni aldım diyor. Estağfurullah. Kendi hissettiğini size söylüyor aslında. Ya da olması gerekeni mi acaba hani öyle olmuyor? Sen diyor kaldın da kimse almadı da diyor. Ben diyor seni aldım diyor. Peki senin eltilerle aranda nasıl neler var? İyi değil. İyi değil mi? Kaç eltin var? Konuşmam. 2 tane eltim var. Neden de? Neden? Şimdi evlendiğimiz zaman da ben vardım. Herkes kendi dendi küçük eltim ağlıyor. Sorunlar. Öbürküsü de kendi biraz... Babasının duru iyiymiş herhalde. Sen iyisin. Ya da pohpahlanıyor durumda. O da kendi şeyini yükseltmek çabasında. Dedim ki bir gün temizlik yapıyorlar. Ben de yardım edeyim dedim. Kaynanana küçük geldim. Kendi göz göze bakıyorlar. Ya yap bitti sağ ol. Veyahut da de ki ne? Yardım et. O onun gözüne bakıyor. O onun gözüne bakıyor. İyi dedim. Seslenmedim gittim oturdum. Abi dedin sen var mısın yok musun? Sanki bir başka şey gelmiş gibi. Seni hiç... Kayla almıyorlardı yok, yani. Yok yok yok. Sen girişkensin. Ne istiyorsun siz benden? Ben gelmişim gitmişim diye. Beyefendi mi bu arada? Ben de hiç evet o eşim o. Evet eşim o. Öyle yatar Zayda Hanım. Sürekli öyle yatar. Hep böyle mi yatardı? Gece de öyle. Saat işten mesela gezer gelir. Böyle. Gece sen de böyle. Sen çok neşeli duruyorsun tabii şimdi. Beyefendi gece böyle. Görmedik ama. Böyle. Saat 7'de yatar. 7'de ışıkları kapatır yanmazsın. 7'de. Biz de soruyorum seyircilere lütfen. Pinti kovacağı kim ister? Bu kim? Bu kendi. Ha Semazen mi? Kendi evet. Aa güzel aslında. Ha, güzel. Ha? Sanat güzel ama içindeki insan güzel değil. Ne diyorsun? Diyorum. Peki olsa... size böyle davranıyor ya çocuklar neden babasını sevmiyor? Ben onu merak ettim. Hani sizi kıskanıyor çocuklara olabilir. Çocuklara da mı kötü davranıyor? Çocuklar... Büyük kızımı kıskanıyor. Onu ne çok dedi. Ona dedi ki hatta geçenlerde kira diyor versin diyor. Kira mı? Kira versin. Yabancılar yemin öyle olsun. Derler. Yemin olsun dedi kaç defa. Kaç yaşında kızınız? 23 yaşında. Ha, büyük. Çalışmıyor mu? O Amerika'ya kaçtı gitti konuk evinde. Yani öylesine borcuk. Diyor olabilir mi? Yani onu çalışmaya, hani değil, çalışmaya sevk etmek için. Bak tembellik yapma sen bu evde aslında kira ödemen gerekiyor falan diye olmasın. 13 yaşında tabii. Başlamıştı. Çalışmaya mı? Hayır. Evet. Ne yapsın? Ara, aynı affedersin kendi kafasına gider gezer. Ne bileyim şey der. Biz de yeri geldi 5 lirayla yeri geldi. Dedik ki huzurlu olalım. Kendi gitsin nereye istiyorsa oraya gitsin. Ha. Yeri geldi 5 liranın günümü geçirdim. Yeri geldi 10 lirayla. İster inan. Ne iş yapıyor hocam bu arada? Kaynakçı. Ha. Evet. Tamam güzel kaynak. Güzel. Para getiriyor eksik mu eksik bilmez. Bir düzgün olarak 2 lirayla başladı pazar parası. Bir bu sene 400 lira verdi. Ama market parası neye bilmez. Mesela onun ne yerse onu yiyeceğin. Tatlı yer kendi yemiyor ya. Sen de yemeyeceksin. Senin canın istersen oluyor. Yok.
Yok. Yok, ben arada sabah biten çocuklar arada bir alır sabah. Sen çalıştın mı hiç? Gittim 3 senedir bir annemin ödüleri bir yere gitmiyorum. Temizliğe gittim sürekli. Önce denirdik al çocukların kadar ben çalıştıramam avradı. Avrat kısmısı çalışır mı? Nasıl çalışmak mı istiyorsun? Hadi al git çocuklarını. Allah Allah. Kayseri'de ana yok, baba yok, kardeş yok, bacı senin yok. Annen baban nerede? Köyde, Develi'nin köylüğünde. Annem öldü 3 sene oldu öyle. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Babam da yaşalığı var. Yani kendini, kendi dünyası. Evet. Sen daha 45 yaşındasın ama yani yeniden başlamak için. Evet. Bir de güçlü kuvvetli kadınsın sen. Maşallah kafada nasıl çalışıyor zehir. Maşallah. İşte o yüzden peki ağır sen gibi. Ne istiyorsun şimdi bizden? Boşanmak istiyorum. Haklarım neyse. Söyledin mi kendisine peki? Kendisine şimdi demedim de mesela bir ay önce demiştim. Git ne yapıyorsan yap. El böyle. Git ne yapıyorsan yap. Peki boşanmaya razı mı? Yanaşıyor mu? Vallahi bilmiyorum öyle diyordu. Çok da kovdu. Bir konuştun peki böyle karşını alıp. Bak biz yapamıyoruz. Ben mutsuzum. Dedim. Ne dedin? Anlamadı ki kendi bildiği kendi boyutu. Senin şaka yaptığını mı zannettin? Aynen. Ciddiye almadın mı? Yok. Hiçbir zaten 20 senedir almadı ki. Alırsa yiyeceksin, almazsa bakacaksın. Alırsa yiyeceksin, almazsa bakacaksın. Aynen öyle. Ömür mü geçer ama? Geçti. Hiç sana seni sevdiğini falan söyler mi böyle? Yahu neler var neler ki. Neler var? Denmez işte bazı şeyler de denmiyor. Ya, affedersiniz adam ayakta başka. Yatakta başka, nasıl desem ya, başka tüy, konuşması başka, hareketi başka. Çok net anlattın aslında da, ayakta başka, yatakta başka. Gülmeyin kız, kadın çektiğini anlatıyor. Gerçekten çok zor yani. Adam iyiyse ayakta da iyi olacak. Yani güzel konuşuyorsa önce... Evet, dur. Evet. Ben de şimdi dikkatli konuşmaya çalışayım. Sana istemediğin şeyleri mi yapıyordu? Ya aynen öyle ya. Aynen. Zorla. Aynen. İstemiyorum de. Diyor. Kime diyorsun ki? Diyor. Anlamaz o. O istediğini yapacağı. Yapıyor muydun? Dayak yiyeceğim. Ya. Evlendiğimiz sırada çok dayak yedim ben. Bu yumruklarım çok yumruk yedi. Ya. Sen istemiyorsun beni diye. Ama yaş farkınız da var yani. Anasını baba Allah'a havale ediyorum. Başıma sardı. Affedersin delisini. Kendi paşa paşa her final aile aldı. Peki bu evlenirken nasıldı? Hani hep mi böyleydi? Evlenirken bir güzel sözler mözler. Ya, zaten hani ayakta da söylüyor muydu güzel sözler? Güzel söz bilmez o. Bilmiyor bilmez mu? Bilmez o. Abi dersiniz ya öyle durmaz işte ayağı durun. Nasıl? İşte ya durmaz o ağızdan demez de. Ha. El hareketi yapıyor. İşte diyor mu konuşması başka davranışı başka. Hareketi ama besleniyor musun? Sen bana gündüz iyi davranmazsan ben sana gece nasıl kadınlık yapayım? Değil. Anlamaz o bir. Ama öyle şey olur mu? Peki bir olur. Son dakika. Bir son dakika. Yasin Bey merhaba. Yasin Bey. Gitti. Bir daha deneyelim Yasin Bey'i. Yasin dedi mi kocanın adı? Evet evet. Kulakları duyuyor değil mi? Biraz az. Ha az mı duyuyor? Bir daha deneyelim bakalım. Bizi duyacak mı? E peki sen şimdi mesela bu adamla böyle hani bizim oralarda çoktur tabii. Düğüne müğüne falan gider miydin? Böyle entari bir elbise bir şey alır mıydı sana? Takı makı bir şey taktı mıydı? 13 mi 10 mu ne kendi kafasına gitti. Ben bilmedim ki ne şöyle mesela sen ona takacaksın o sana da hiç bilmedim. Kendi kafasını arada sardığını, şey yaptığını, hadi gidek. Nereye gidek? İşte mesela düğüne, kendi kafasına sar. Sen istediğin ya gidemen, onun istediğine gideceksin. Yemin olsun öyle yalan peki değil. Peki sana kıyafet falan alıyor muydu o düğünlere giderken? Yok ya alacak ya ben kendi aldım. Sor bakayım, ayakkabı almış mı 23 senedir? 23 senedir bir yemin ayakkabı olsun. Görmedin mi? Yok. Kız yok. 23 senede bir yok. Ayakkabı. Yok, Allah kıyafet Allah. Bilmez. Bilmem anasına özeniyor, bilmem. O da onlar da öyle anası pek giymez. İki tane çamaşırı var. İyi de o annesi, sen gencecik kadınsın. Vallahi bilmem ya özeniyor, bilmiyorum. Başka şey de denir de denmiyor işte. Neler neymiş var ya? Ya işte gözü var gibi. Kimde gözü var gibi? Ya söylenmiyor diyorum ya. Şimdi onun hareketi onda. Ailesinin, annesinin hareketi onda. Tamam. Ne demek o? Ama annesine benziyordur canım, onun oğlu yani. Onun işte iyi de erkek. Erkeğin benzemesi bir tuhaf değil mi ama? Ha annesine benziyor hareketleri, aynen, huyları. Aynen. Kadınsı hareketler mi yapıyor yani? Evet. Ha. Görünüşte affedersiniz özür dilerim. Görünüşte erkek böyle erkek.
Huy tipi aynı kadın. Ondan sonra diyor ki sen diyor beni diyor istemiyorsun diyor. Sen beni huyu diyor. Huyu tipi ne demek yani? Yürüyüşümü değişik. Bir örnek verseniz. Huyu kadın huyu. Gibi. Allah Allah. Pintili, kadın, cimrili. Pintili kadınlar. Kadınlar da pintisi yani. Erkeğin de pintisi var canım. Kadınlar hep alır diyorsun. Yok canım biz hep bir yerden vericiyiz vallahi hep verdik. Allah'ım ya yardım ettik aman ha bak böyle cımbızlayıp da sonra kelimeleri de kullanıyorlar sonra bizim. Aman Allah korusun. Şimdi bak buyur, hayatım buyur. Sen yanlış bir evlilik yaptığını söylüyorsun. Evet. Böyle çok... düşünüyorsun. Evet. Ama sen sadece kocanla evlenmemişsin. Eltilerle de sorun yaşamışsın. Kayınvalidenle aranmışsın. Fazla sorun yaşamadım. Ben bildiği herkes kendi derdinde olduğu için benle gitmedim. Abi dersin küçük eltimi bir parka getirmiş kayınım. Ha. Koçak parta, Kayseri Koçak bilirler. Diyor ki konuş diyor küçük kayınım. O da konuşmam diyor. Seninle mi? He konuşmam da adam bil ki var ya dil döküyor ama. En sonunda geldi iyi misin? İyiyim diyor. Ama bir dersin ben senin kocanı aldım ya ben zaten sevmem böyle işleri. Hmm. Ben zaten tersim yani öyle affedersin. Seni karışlarından kıskandılar mı peki eltilerin? Aynen öyle yaptı. Kıskandılar. Bir tane birinde dedi ki bize geldi büyüğe geldim. Korkma dedim kocanı dedim almam dedim. Yeminle bak. Ben dedi o işleri açtım dedi. O ne demek ya dedim. Allah Allah muhabbetlere hemen bak. Hemen mahsus içeri giriverdi. Abi dersin ortancıyla gelini var ya. Nasıl desem ya çıngıraklı yılan. Ha. Parmağına dolamış bunları bunun ağzına bakıyor. Bir gün diyor ki ben de diyor ki kaynanam şeyin kocamın da ikinci karısı. Ya ikinci karısısın birinci karısı şu an kim var ya? Ha. Şu an kiminleysen o. Öyle baktım herkes kendi derdinde dedim ben bunların içine girsem çıkamayacağım. Peki Ceylan seni buyur. Kocalarından kıskanacak ne oldu da seni kocalarından kıskandılar? İşte onu diyorum benim neyim var ya? Buyur kocadan herkesten, karı, kız, çocuk bir gün Gazi Osman Parkı'ndayım. Benim evladım yaşında, 10 yaşında. Dedim bir spor yapayım da biraz zayıflayayım. Kaç tane çocuk var. Bu arada gel, gel. Ya geliyorum git dedi, 10 dakika sonra geliyorum. Çocuklar da mı? Ne arıyor senin erkeklerin içinde diyor. Senin de ne işin var diyor erkeklerin içinde. Tövbe estağfurullah. Erkek dediği de çocuk. Erkek dedikleri çocuklar. 13 yaşında, 15 yaşında. Buna benzer bir sürü şey. Baksana şunu söyleyeyim Zahide'ciğim. Akrabası demiş ki bak halasının kızı, hı, ikinci karısının. Bu demiş nasıl sabırlıydı da demiş durmuş. Bizimki kaçtı dayanamadı demiş. Senden ötürü sabırlı diyorlar. Aynen. Zah kimse bu bizi çekemiyor. Bu bizi kıskanıyor. Lan senin neyi çekemeyecekler, neyin kıskanacaklar ya? Sen katil bir insansın. 3 tane kadının, 4-5 tane çocuğun kanına girdiğinizde bunun günahını kim verecek Zahide Hanım ya? Ya peki Ceylan. Buyur. Şimdi tabii biz beyefendi bu arada senin bu söylediğin iddiaları biz kendisine 20 bir dakika senedir. Bir soru sordum. Dur. Tamam. Şimdi senin bu iddiaların karşılığı da var. Geçtik. O yüzden biz Yasin Bey'i de yayına bekliyoruz. Ne söylediyse açmıyor telefonları şimdi. Açmaz. Açmıyor ama bir şekilde yani her yerden no'ya basıyorsunuz öyle olmaz. Bak hanım geldi burada anlatıyor. Evet. Şimdi ben onu dinledim. Hı. Bunun doğrusu nedir? Siz de dinlememdir. Aynen. O yüzden varsa söyleyecek bir şeyiniz, aynen, ha yok demeyin, vardır mutlaka. Çünkü size o kadar çok şey söyledi ki, şimdi bu kadın sizden ayrılmak istiyor. Buraya kadar gelmiş. Sizin niyetiniz ayrılmaksa ayrı yol. Aynen. Değilse ayrı bir yol çizelim. Evet. Ha ben bu kadını seviyorum, gözümden kıskanıyorum. Aynen. Ayrılmam Zahide Hanım diyorsan, barıştırmak için bir yol haritası çizeyim. Yok istemiyorsan, o zaman onu da zorla da kimse yanında tutamazsın Yasin Bey. Konuş bir kocanla bakalım. Bak şuraya bak söyle. Yasin Bey sizi bekliyorum. Lütfen Allah rızası için anlaşmalı boşanalım ya. Fazla uzamasın lütfen. Allah rızası için. Neyse haklarımı onu ver. Herkes yoluna baksın ya. Yeter artık diyorum. Ya sana da yazık gerçekten bazen üzülüyorum. Bak şu haline ya. Ya bak şu haline gerçekten. Ya her zaman öyle yemin ederim Zahide. Hep de böyle. Gece de böyle. Biz uyandırdık ama onu. Koltukta mı yatıyor gece? Ne koltuk değil. Bir şey aldı sonradan köy şeyi. Sedir. Gibi. Sedir gibi bir şey herhalde. Beşik gibi çıkılıyor da şehrin göbeğinde yaşıyor. Peki sen ne istiyorsun şimdi? Evi var mı? Yedirmedi doğrudur saldırmadı işte. Kendine 20 senedir kandırdı bizi çocuklarımı evde alacağım diye. Yaz gelir. Ev bakmaya giderik. Kış gelir bir döşüne kafadır. Ne buradan yapar? Çık kafadır yani döşüne ev şeyini kafadır almasını.
Para biriktirdi, kandırdı bizi. Kendine bay sürpriz yapacağım, sürpriz yapacağım. Gitti bay ev aldı kendine. Kendine bay, size de balmış canım. Bilmediğim şey neye sevineceğim? Allah Allah. Peki doğru Ceylan. Doğru düz pikniğe gitmedikten sonra kurban olayım nesine sevineyim? Dur şimdi mecburen reklama gitmem gerekiyor ama Ceylan nasıl anlatıyor böyle? Sanki evde yanıma oturmuş. İftardan sonra çayı kahveyi demlemişiz oturduk konuşuyoruz Ceylan'la sanki. Öyle de samimi bir kadın. Çok bakalım şükür. Neden olacak kocası ne diyecek reklam efendim. Geliyoruz.